kadınların köylülerin yaptığı gözlemesinden, erkeklerin keşkeğinden her şeyi burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Hani böyle yerler var mı diye Türkiye'de soracaksanız, evet böyle yerler var. Biz C takımı olarak işte bu tür yerleri aslında arıyoruz. Hep gezip görülen yerler değil de aslında bilinmeyen yerleri ekrana getirmek istiyoruz. Özellikle burada bir hikayesi olan bir yer var, bir mağara var. Onun içerisinde bir tutam saç varmış. Bir baba kızın hikayesi. O saçın alındığı zaman oradan çok büyük bir suyun geleceği söylenir. Hatta yazın o mağaranın içerisine girip görüntülemek isterdim. Oraya gideceğim. Ve o mağaranın içerisine girip oradaki o bir tutam saçı sizler için görüntüleyeceğiz inşallah. Şu an gidemedik çünkü çok soğuk. Biraz önce görüntülerde izlediniz, detay görüntülerde. Kadınlarımız toplandı köydeki. Hepsinden Allah razı olsun. Erkeklerden kadınlara bir alkış istiyorum. Evet. Çünkü o güzelim elleriyle bize gözleme yaptılar. Burada börek açtılar, bizi kırmadılar. Hepsi bir araya geldiler burada. Sağ olsunlar. Kadınlarımızdan da erkeklere bir alkış istiyorum. Onlar da bizim için keşkek dövdüler. Evet, burada çok güzel bir ortam var. Dediğim gibi Karacasuyu'nun havası da, doğası da, insanı da bambaşka. Eğer yolunuz düşerse Karacasuyu'ya gelin. Şöyle içinize bir nefes alın. Deyin ki bir kapı çalın, ben bir bardak su içmek istiyorum deyin. Asla sizi geri çevirmezler. Hayır, buyurun, öyle sıcakkanlı insanlar var burada. Buyurun, her şeyimiz serbest. Evet, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan Efe oyunumuz var. Güzel bir Efe'ler oynayacak bizim burada. Onlar da hep beraberiz diyelim, olur mu? Onu konuşacağım, onu konuşacağım. O en son. Şimdi birazdan Efe'ler oynayacak burada. Hiçbir yer, hiç kimse bir tarafa gitmesin, Efe'leri izleyelim, olur mu? Evet, evet, evet. Tamam o zaman. Peki, ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür edeceğiz Kültür turizmi açısından çok elverişli bir ilçemiz. Yani kanyonumuz olsun, Sırtlani mağaramız olsun, Bahçeköy şelalemiz olsun. İlçemizde çok büyük bir antik kent olan Afrodisias antik kenti var. Yani yayla turizmi için çok müsait. Yatırımcıları bekliyoruz ilçemize. Çok büyük potansiyel var. Şimdiden İnşallah. Değerlendirmelerini istiyoruz kendilerinden. İnşallah. Kaymakamlığımızla veya belediyemizle irtibat halinde olurlarsa biz gerekli kolaylığı sağlayacağız kendilerine. İletişime geçebilirler. Tamamdır. Karacası da olmayıp, köyde olmayıp da şehir dışında, uzaklarda, gurbet ellerde yaşayanlar Karacasuya geri dönsünler mi? Yaylalarına, şelalelerine, muhakkak. Köylerine. Ama bu özlem hep var içinde. İnanın biz yılda bir yaptığımız o festivallerimizde, özellikle Dedebağ Hayrımızda, Karacasu merkez nüfusunun potansiyeli 6000, ilçeleriyle beraber 20.000'i anca buluyoruz. 20.000 bile olmayan bir rakam. Ama Dedebağ Hayrımızı yaptığımız, festivalimizi yaptığımız günlerde o kadar çok Karacasulu bu özlemle gelir ki, yani 25-30 bin kişiyi bir Dedebağ Hayrı'nda ağırladığımız, festivalimizde ağırladığımız olur. Yani Karacasulu'nun bu özlemi hep var ama iş alternatiflerimizin olmayışı, çocuklarımızın buralarda çok fazla gelecek bulamayışları dışarı doğru açılımı gerektiriyor. Ancak o özlem hep içlerinde kalıyor ama emekliliklerinde, ama özel günlerinde bizi hiç yalnız bırakmıyorlar, hep burada oluyorlar. O özlem hep içimizde var, hepimizin içinde var. Karacasu'da tabii organik meyveler var burada. Zeytin var, zeytinyağı var, pekmez var, nar var, armut var, incir, o badem, işte elması, o keşkeye de getirmişler. Gözlemeyi de kenara koymuşuz. Bir de cevizi var tabii böyle. Şimdi birazdan cevizden diyeceğiz. Ama öncelikle ablacığım merhaba. Merhaba. İsim nedir? Hanife Koruk. Ne? Hanife Koruk.
Hanife. Evet, buyurun. Hanife abla. Buyurun. Anlat bakayım neler var burada? Nelerimiz var? Bu kendimizin zeytinyağımız, kendimizin buraya ait. Organik mi bu? Organik. Burada zeytin ağaçlarını burada ilaç atmazlar. Hiç ilaç bilmezler yani. Fabrikada mı işleniyor bu? Hayır, biz burada yağı çıkarttırıyoruz. Fabrikada tamam, burada yani başka bu, bir... Bu da buraya ait nar ekşisi. Nar ekşisi. Bu kaç senede dursa bozulmaz bizim nar ekşilerimiz yani. Hmm. Kendim buraya ait yani. Bak cevizimiz var. Bu da yağ. O yağla bu da yağ ama kim... bu yağ fabrika yağıymış. Ben önce arkadaş söyledi ama nasıl fabrika hayır, onu yani bilmiyorum. Hayır yani şimdi renkleri farklı. Renkleri farklı. Bu bizim kendi özel zeytinyağımız. Bu başka bir yağmış herhalde senin evet. Değil, ha, değil mi? Zeytinyağı. Gel hele bakayım. Sor beklemiş. Kış neden? Soğuk yemiş ha, bir yağmış. Evet. Don evet. Tutmuştur. Zeytinyağı 170'i. Bu? O da zeytinyağı. O sıcak yerde. O, ha, asıl yani ikisi de aynı zeytinyağı. İkisi de aynı zeytinyağı olduğu ama için. Ama don tutmuş. Bu yani. Don tutmuş. Kış zaman olduğu için ister istemez zeytinyağı don tutar. Bu da köyün muhtarı. Sevgili izleyiciler, bu köyün muhtarı kan vermeye gitmiş kaymakamla beraber. Kaymakamı verdirtiyor kanı, kendi kaçmış gelmiş. Yok, kendimize vereceğiz de mutlaka. Daha vermedik ama vereceğiz şimdi. Vereceğim. Evet, yani evet. Biz biraz önce bayanları alkışladık, sonra erkekleri alkışladık, sen yoktun. Sen şimdi önce bayanları bir alkışla bakayım. Tebrik ederim hepsini, çok tamam. Sağ olsun, sonra Allah razı olsun. Alkışla. Heh, şimdi hepsi oldu. Için tamam. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya şimdi muhtar bize burayı güzelce böyle hazırladı tabii. Ahali de yardımcı olmuş kendisine. Evet, Allah razı olsun. Bunlar organikmiş bunların hepsi? Evet, bunların hepsi organik. Hepimizin köyümüzde yetişen işte narıyla, zeytiniyle hepsi güzel meyvelerimiz. Bunlar bizim köyümüzde bulunan pekmezimiz, ekşimiz, zeytinyağımız, kendi doğal ürettiğimiz incirimiz, cevizimiz, bademimiz. Hepsi bizim burada bol bulunanlar. Ama evet, el emeğimiz, göz nurumuz hepsi de. Bizim burada en çok yetişen narımız. Narım, buranın yukarı göllerinin narı çok meşhurdur. Bunları pazar kuracağız. Zeytinimizi, zeytinyağımızı, narımızı, incirimizi, cevizimizi, bademimizi en iyi şekilde tanıtacağız. İşte sıkıntı oldu. He. Aa, yakmıyor ha, güzelmiş. Yakmaz, organik. Vallahi çok güzel zeytinyağı. Tabii ki burada organik. Zeytinyağımız mükemmel. Zeytinyağı çok güzel vallahi, yakmıyor sevgili izleyiciler. Evet. Zeytinyağı almak isterseniz ya. Buyurun, zeytinyağı almak isterseniz Görle, yukarı Görle köyüne gelmeniz. Böyle batıracağım. Aydınlıyım ben. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Lokum gibi değil mi? Karasu'nun ilk köylerinden biri burası zaten. İlk kurulan köylerinden birisi. İki tane çobanımız gelmiş kurmuştur buraya.